Seymen ne der bilmiyorum. Seymen kocamın mezarına gitmeme ne diyebilir anne? Bekir sabah erkenden götürsün. Zeliha'yı götürme istersen. Gitmesi lazım anne. Babasının öldüğünü kabullenemediği için bu halde anne. Öldüğüne inanması lazım. Ölümü anlaması lazım. Benim de öyle. Ben biraz yatacağım. Salih, Zeynep'in nesi var? Bilmem, görmedim. Görmedin mi? Beraber gelmediniz mi? Beraber geldik de o önden yürüdü. Dilara, şu kıza bir baksana. Ateşi falan olmasın. Ben geç kaldım. Hadi çocuğum. Ayrı, bunları götür, ben Salih'le bir şey konuşacağım. Tamam. Hadi gel Asya, hadi. Ne oluyor? Bak oğlum, sana bir şey soracağım. Ama bana ad vereceksin, doğruyu söyleyeceksin. İyi tamam, sor. Senin bu Zeynep'le aranda ne var? Benim öyle bir kızla aramda ne olabilir anne? Oğlum sevgi bu. Öylesine böylesine bakar mı? Doğru konuş bak benimle. Yok bir şey. Annesi istedi diye okula götürdük işte. Yüzünü gördüğün mü var? Bütün gün okulda berabersiniz. Okulu kırdığınız günlerde de berabersiniz herhalde. Anne! İnkar etme bak, gebertirim. Çamaşırda ekinizin de okul ırkasından sapsamana yıkladım geçen gün. Ya kır yolundan geldik. Yere oturduk, onlar olmuştur. Salih bak güzel ol. Okulun bitiyor. Bak seni okutacağız diyorlar. Evlatları gibi bilip bir dediğini iki etmiyorlar. O kız senin kardeşin sayılır. Sana emanet edip yanına katıp okula yolluyorlar. Ayıp değil mi ha? Abisi öğrense senin kemiklerini kırsa haksız mı olur ha? Ben onların oğlu falan değilim anne. Zeynep de kardeşim değil. Ama dengim değil. Biliyorum. Merak etme. Kendi dengi birileri çıkınca yüzüme bakmaz nasıl olsa. Gönül eğlendiriyor işte. Güzel gözlü oğlum benim. Senin tırnağına kurban olsun kızlar. Oku, çalış, adam ol. O zaman çık karşısına. Şimdi ezilirsin be oğlum. Seni hırpalarlar. Bak dayanamam. Beni düşün. Sana bir laf gelirse ölürüm ben. Dikkat et, değil mi kuzum? Ah benim oğlum. Tamam anne ya. Mevlüt okuma tepemde.